değerli kardeşlerimiz sorularla islamiyet.com sitemize gelen bir soru şöyle. Allah'ın sanatına bakışımız nasıl olmalı? Allah'ın bir ismi de sanidir. Ey her şeyi sanatlı yaratan zat Allah demek. Şimdi Allahu Teala ne yaratmışsa hepsinde tabi bir sanat var. Şimdi bir sanat varsa o zaman bu sanatı seyredecek bir seyirci lazım. Şimdi koca kainatı bir kitap bir saray şeklinde yaratan Allah. Tabi bu da kainatta da yazılmış. Allahu Teala kainatı ayetleriyle yazmış ve kudret kalemiyle icat etmiş. Kur'an-ı Kerim nasıl kelam sıfatından gelen bir kitapsa kainat da Allah'ın kudret sıfatından gelen bir kitaptır. Öyleyse kainat bir kitap. E şu halde bu kainat kitabını okuyacak seyircilere ve okuduklarını yazacak alim insanlara ihtiyaç var. Demek ki Allahu Teala'nın sanatına bakışımız o sanattaki harika antika sanat eserlerindeki Allah'ın güzel isimlerin tecellilerini okumaya çalışmak. Mesela bir tane küçük örnek verelim sonra büyük örneğe geçelim. Şimdi Allah'ın yazdığı bir göz. Bunu göz olarak yazmış. İlk insandan bugüne kadar hatta kıyamete kadar bütün insanlık gözü araştıracak ve o gözdeki ilimleri okumaya çalışacak. Okuduğu, bildiği nispetle de yazacak. Ama bitirebilecek mi? Bitiremeyecek. Demek ki Allahu Teala bir göze ne kadar bilgi, ilim, sanat, hikmet, rahmet yazdıysa insanlar onu okumaya çalışıyorlar. Ve Allahu Teala güneşe ne kadar ilim, hikmet, rahmet, celal, cemal, <laughs> şekil, suret, kudret ne yazdıysa bütün uzmanlar o güneşin o özelliklerini okumaya çalışıyorlar. Veya bir atoma girin veya bir ağaca girin veya bir yıldıza girin fark etmez. Demek ki koca kainatı Cenab-ı Hak antika sanat eserlerle dolu bir kitap şeklinde yaratmış. Sonra bu kainat kitabını açıklayacak Kur'an-ı Hakim kitabını göndermiş. Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam vasıtasıyla Kur'an-ı Hakim'i göndererek kainat kitabının nasıl okunacağını, hangi yönlerden acaba bu kainatın yaratıcısına işaret ediyor, hangi isimlerini bize gösteriyor, Kainatta gezmenin, okumanın, oturup kalkmanın, yürümenin, yemenin, içmenin adabı nasıl olacak? Bunları da bize anlatacak bir kitap gönderiyor. Ona da biz Kur'an-ı Hakim diyoruz. Sonra gerek bu kainat kitabını, gerekse Kur'an kitabını adabına uygun okutmayı bize sağlayacak da bir muallim tayin ediyor. İşte o da Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'dır. Bizim baş öğretmenimizdir. Demek ki kainat bir kitap ama sanatlarla dolu bir kitap. Kur'an da o kainatı bize okumamızı sağlayan bir kitap. Peki insan nedir? İnsan da bu kainat kitabına muhatap olacak ve kainatı yaratan zatın hitabına mazhar olacak antika bir sanat eseri. Düşünün allah Teala et parçasından bir varlık yaratıyor. Sonra o et parçasının içerisine ruhu koyuyor. Ruhundan üfleyerek Ruhundan üfledim diyor Rabbimiz. Ruhundan üflediği ruhu insana koyarak insanın kafatasında kemiklerin içerisinden hitap çiçeği açıyor. Yani düşünün Allah'ın emirlerine, yasaklarına, konuşmasına muhatap olacak bir vaziyete çıkarıyor hakikaten. İşte Allah'ın boyasıdır bu. Bakın Allahu Teala'ya Allahu Teala çiçeğe bir boya vurmuş değil mi? Okuyoruz boyasını ama insana da bir boya vurmuş. İnsanın boyası derisine vurulmuş olan renk değil, kafasına, saçlarına vurulmuş olan renk de değil. İnsana vurulan renk konuşma, hitap özelliği. Hem Allahu Teala'nın aziz ve muhterem bir muhatabı oluyor, hem de Allahu Teala'ya konuşmaya, Allah'a hitap etme özelliğine ve makamına çıkıyor. Aman ya Rabbi. Gerçekten en yüksek makam en yüksek mertebe insanın Allah'a muhatap olması. Hem Allah'ın hitabına mazhar olarak ya gerek Kur'an ayetlerine gerekse ilhamına mazhar olarak Allah'ın emirlerini, yasaklarını anlaması hem de Allahu Teala'ya kendisi Allah'ı muhatap kabul ederek Allahu Teala'ya konuşması. İşte bu insanın kafasında, kafatasında ortaya çıkan yüksek bir keyfiyettir. Ve Allah'ın en yüksek boyası da budur. Yani düşünün Allahü Teala'nın en yüksek boyasına, en yüksek fırçasına, en yüksek sanatına masariyet insana nasip olmuş. E şu halde Allahü Teala bu kadar yükselttiği, bu kadar mertebeler, manevi mertebeler verdiği bu varlığın ibadetlerini, yaptığı işleri başkasına verir mi? Şimdi Allahü Teala bu kainatın içerisinden en antika sanat olarak bizi seçsin ve bizi kendine muhatap hem de akıllı, şuurlu, bilinçli bir muhatap olarak yaratsın, bizi konuştursun, konuşmayı ve konuşturmayı, anlamayı ve anlatmayı versin. E sonra da bu varlıklar Allah'a ibadet etmezlerse onlara hesap sormasın. Onları bir muhasebeden geçirmesin. Ya da bu insanların bu güzelliklerini başka varlıklara ibadet ettirerek boşa çıkarsın. Mümkün değil. Öyleyse insanın fıtratına, yaratılışına konulmuş bu özellik gösteriyor ki bu durum bu kainattaki sanatı seyredip kendindeki incelikleri seyredip bu sanatı ve bu kainatı yaratan zata ibadetle, marifetle onu tanımakla, ona kulluk etmekle vazife olarak görevlendirildiğini anlasın diye bu özellik ona verilmiş. İnsan lütfen kendini tanısın ve kendi kıymetini, kadrini, derecesini ve makamını bilsin. O özelliklerini zayi etmesin lütfen.